Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın canım. Günaydın babuş. Nasıl kalktın yavrum bu sabah? Sürünerek. Sen? Abi bir şekilde uyandım. Alarmı susturdum. Doğruldum, oturdum yatakta, biraz kaşındım. Nereye kaşıdın? Yavrum onu herkes bilir, o detaylara girmeyelim. Neyse, biraz oğundum böyle. Hadi çonda çoraplarımı giyeyim dedim. Çoraplardan birini giyerken arka üstü yatağa devrildim. Tekrar uyumuşum ya. Nasıl yani? Şimdi çorabın yarısı ayağımda, ellerim çorabın lastiğinde, sırt üstü öyle ters dönmüş kaplumbağa gibi uyumuşum Pasko. Ya Kadir, yatak var ya, insanı böyle geri çekiyor. Ben bile var ya, şu an geri gidip yatmak istiyorum. Keşke hayatın ileri geri sarma düğmesi olsa. Şimdi mesela geri sarsak, bassak, yaptığımız her şeyin tersini yapıp geri gidip yatağa girsek Pascal ha? Kadir, çok hayal kuruyorsun. Yavrum ne yapalım? Ne yapalım çocuğum? Hayal kurmasak elimizde hiçbir şey olmayacak ya. Efendim vatandaşa günaydın diyelim. Günaydın, günaydın vapurdakiler, trendekiler, dolmuştakiler, otobüste ayakta gidenler günaydın, metrobüste akraba çıkanlar, arabalarıyla beton ormana doğru yol alanlar günaydın, yürüyenler, koşanlar, belediyenin park aletlerde spor yapıp tendon koparanlar günaydın, köylüler, işçiler, memurlar. Günaydın asfalt yollar boyunca dizilmiş fabrikalar, plazalar, beyaz yakalılar, emekli dul yetimler, zenginler, fakirler, orta gelirliler, efendim serviste işe giderken gıybet kazanını kaynatanlar, okul yolundaki bicolar günaydın, Türkiye günaydın, günaydın halkımız, elleriyle güneşi yükseltenler efendim günaydın, Romanlar, Arnavutlar, Çerkezler, Lazlar, Kürtler, Pomaklar, Göçmenler, Türkmenler, Suriyeliler, memlekette kim varsa herkese günaydın işte Pascal ya. Ya Kadir be, çok güzel konuştun. Bütün Türkiye'yi saydın. Çok önemli bir mozaiz Pascal. İlla ki unuttuklarım olmuştur, artık onlar da kusura kalmasınlar ya. Uyku semesi tabii, birbirinden farklı çorap giyenlere de günaydın demeliydi. Bak demek. Ya da pantolon paçası çorabın içinde kalanlara da demeliydik. Yani uçağın is ready for departure'ına az kaldığı halde hala otobanda trafiği tırmalayıp yetişmeye çalışanlara da günaydın demeliyiz bak. Abici bunusunu gelmez. Bu arada evden çıktıktan sonra ocağın altını kapattın mı diye arabada, dolmuşta, vapurda kafayı yiyenlere de günaydın diyelim. Kapattın ablacığım, kapattın, merak etme. O hep öyledir. Kapattın mı dediğin an kapatmışsındır aslında. Hep böyle kullanır insan. Sonra geri dönersin, bakarsın illaki kapalı ama insanın aklına bir geliyor kapattın mı kapatmadın mı diye. Kadir ben var ya hiç geri dönmem. Çünkü evde kahvaltı etmem. En son ne zaman kahvaltı yaptın Pascal? Evde mi? He. 11 yaşında. Ulan 11 yaşından beri evde kahvaltı yapmıyor musun? Yok abi, yıllar oldu evde var ya yemek yemiyorum. Yavrum sen bana söylesene, evde sana bir Abdülhamit kahvaltısı yaptırayım. O nasıl oluyor ya? Ya serpme kahvaltı çarpı 4 Kadir Çöptemir style. Abi yedir beni, içir beni. Ben bir geri çocuğu, doyur beni. Yavrum zaten bu memlekette tok gelmez. Nerede aç var o gelir. Bu da bizim kaderimiz. Neyse yavrum yapıştır Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Efendim tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın, işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Dinleyici sorusu var. Oku bakayım abi. Sen ver Twitter adresini. Pascal askışgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim Hale diyor ki Kadir abi geçen hafta kuzey ışıklarının gizemini nasıl çözdüğünü anlatırken Gizem adlı kız arkadaşını Afrika turunda nasıl kafaladığını anlatacağım demiştin ama anlatmadın.
Onu ne zaman anlatacaksın diyor. Öyle bir şey mi dedin? Öyle bir şey dedik galiba ya. Afrika turunda tanıştığım dedim. Gizem adlı sevgilimle dedim. Nasıl tanıştığımın hikayesini dedim. Sonra anlatırım dedim ya. Ne anlat? Yahu seneler evveldi Pascal. Uzun süren bir aşktan yeni çıkmıştım. Yaralıydım. Dertliydim. Hala seviyordum ama ayrılmıştım. Kalbim onun adıyla çarpıyordu. Adı neydi? Adı mı neydi? Şaduman. Ya kardeşim bir insanın kalbi Şaduman diye. Nasıl çarpar ya? Şaduman. 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 Kadir sen bence var ya kalbine bakır. Yavrum yani onun adı hala yanımda onu söylemek istiyorum ya. Benim perişan halimi gören bir dostum dedi ki ne Kadir'cim dedi sen ne gezgin adamsın dedi. Başka diyarlara git dedi. Uzak ufuklara doğru git dedi. O seni tedavi eder dedi. Uzak ufak gitmek anladın sen onu. Vay be. Arkadaş değil. Yaşam kuçu. He. Sonra? He. Ben de bari dedim Afrika'ya gideyim. Uzak ya. Yani en uzak Afrika turuna gideyim dedim. Ondan sonra Afrika turuna yazıldım. Nişantaşı'nda kira zengini, orta yaş üstü beyaz Türk birkaç çiftle beraber. Ondan sonra bir de balayında Afrika'da safariye çıkmış garip bir yeni evli çift. Bir aşk galisi olarak da ben ve o. O kim? Gizem. Gizem. Aha. Gizem petrolcü bir babanın tek kızı. Oh. Baba boruyu sağlam döşemiş. Oy 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 oy. Para gani. Gizem de benim gibi aşk yarası almış. Pırlantacı sevgilisi nişanlanacağız diye kızı oyalamış. Sonra evdeki benim aşçı kadına aşık olup bunu aldatmış. Ya kardeşim insan evdeki kadına nasıl aşık oluyor? Yardımcı ya. Ya tamam yardımcı işte evdeki yardımcı. Güzel yemek yapan kadına sırf yaptığı yemekten dolayı bile bir şey beslersin kalben. Bir sıcaklık. Yani demek ki kadın öyle bir mucize varlık ki Pasko sadece kaşına, gözüne, güzeline değil bir huyuna, bir meziyetine de efendim eğilimli oluyorsun yani. Yürü be Kadir. Yeni var ya bizim dinleyen kadınları mum gibi erittin. Ya. Bak bir erkek tek bir kadına iltifat edebilir Pasko. Ama yani çok özür dilerim benim gibi aynı anda binlerce kadına iltifat edecek kaç tane delikanlı var? Soruyorum kaç tane var? Vardır da. Şimdi mevzu o değil. Sen devam et. Neyse ben Gizem'i gördüm yemişim şadumanı. Bundan sonra Gizemciyim dedim. O saat unuttum. Değil mi lan? Ya unuttum tabii ne aşkı Pascal. Gizem'i gördüğüm andan beri önümden deve kervanları geçiyor. Sen ne diyorsun? Neyse ertesi gün koydular bizi jipe. Ön sırada Nişantaşlı kira zengini beyaz Türk çift. Arka sırada balayına çıkan çift. Ondan sonra da Gizem'le ben böyle bir denk getirdim ki arka köşeye Gizem'i oturttum. Yanında ben kızın hareket alanını sınırlıyorum yani. Yer darmış da sığmak için yapıyormuşum gibi kolumu da arkasına koltuğun üstüne attım. Bravo. Kadir kol detayı çok önemli. Tebrik ederim. Kol önemli. O kol var ya kız arkasında geçince o an iş bitti. He. Vallahi. Üstü açık cipte Adana karpuzu gibi sallana sallana gidiyoruz. Arabayı da safari rehberi kullanıyor. Rehber dedi ki ne olursa olsun araçtan inmeyin dedi. Burada otlar bel hizasında otların arasında aslan kaplan olur dedi. Araçtan indiğiniz an saldırırlar dedi. Neyse filleri gördük. Ben fillerin Gizem'i hakkında Gizem'e bir iki bir şey anlattım. İlgisini çekti. Biliyorsun muhabbetim iyidir yani tutar. Bilmem mi? Aslenesini tatlı billi. He. Ondan sonra konuşmaya başladığımız andan itibaren zaten Gizem'in şansı kalmamıştı. Bir timsahın çeneleri arasına girmiş ceylan kadar çaresizdi aslında farkında değildi. Muhabbetimle onu civara olan ilgisinden kopardım kendime yönlendirdim. Oy. Derken araba durdu. Baktım kenardaki otların arasında mev diye bir kaplan yavrusu. Hoş dedim pis dedim çaktırmadan... Efendim çakmak attım gitmedi. Bak. Bak ya. Abi niye kuruyorsun? Şimdi abicim ister Brad Pitt olsun, ister Josh Clooney olsun, ister Burak Özçipet olsun. Yavru hayvan görmüş kadının ilgisini bir erkeğin çekmesi. Yani yavru hayvan sen varsın. Kim hangi erkek olursa olsun yavru hayvanı geçemen. Yani bugün en kral, en yakışık diyelim Murat Boz. Koy yanına bir tane köpek yavrusu.
Sal kızları, bakalım hangisine gidiyorlar. Güzel abi, doğru tespit. Baba abi. Nitekim Gizem kaplan yavrusunu gördü. Ay çok tatlış dedi. Arabadan inip sevmek istedi. Dedim dur yavrum, nereye gidiyorsun? Anası danası buradadır, kaplan kapar seni Gizem dedim. Ay sana ne be Hattori Hanzo, 2 dakika konuştuk diye sahibi mi oldun dedi. İyi de sen bilin bacım, in de gör gününü dedim. Gizem araçtan indi, sevimli kaplan yavrusuna doğru gitti. Ay ben seni yerim derken kaplanın anası çalılıktan çıktı, Gizem'i yedi. Hadi canım, bildin yedi mi? Abi ben öyle bir tam görmedim. 1-2-3 Gizem yok. 3 lokmada 1.67 boyunda 52 kilo. Güzeller güzeli kızı yedi kaplan ya. Derken kaplan cipe daldı. Cipe daldı. Öndeki kira zengini beyaz türkü cırmaladı. Damat gelini kaplana bırakıp kaçarken gergedanlar onu da gagaladı. Kaldım ben tek başıma. Sen nasıl kurtuldun? Sence ne yapmış olabilirim? Ne bileyim ya. O vakit tahmin alalım arkadaş. Nedir Twitter adresimiz? Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir adresine tweet atsınlar. Bu hatıranın finalini yazsınlar. Ben ne yaptım da o kaplandan kurtuldum? Ne tahmin ediyorsunuz efendim? Yazın efendim, eğlenelim biraz karşılıklı ya. Hadi bakalım. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir mi? 2018 Guinness rekorları açıklanmış. Biz var mıyız? Guinness'e girecek ne yaptık biz kardeşim? Abi 6 senedir Aragaz yapıyoruz. Fenomen olduk. Ama onu rekor saymazlar be Pascal. Ne sayıyoruz? Mesela bak bu sene bu rekorlar kitabına İrlandalı Ryan Looney'nin 1 dakika boyunca havada 14 kez takla atarken ağzından ateş çıkarma hadisesi girmiş. Ne yapmış? Şimdi 1 dakika boyunca havada 14 takla atmış. Takla atarken de ağzından ateş çıkarmış. Niye böyle bir şey yapmış? Manyaklık değil mi? Ben de bilmiyorum. Arayıp soralım mı? Sor abi. Hadi. Bunlara var ya, gücü kururum. Efendim 1 dakika boyunca havada 14 takla atıp ağzından ateş çıkarma rekorunun sahibi Ryan Louis'i arıyorum. Arıyorum, aha da çalıyor. Alo. 1 dakika boyunca havada 14 kez takla atarken ağzından ateş çıkarma rekorunun sahibi Ryan Nguyen'le mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun Ryan? Ha, 1 dakika boyunca havada 14 kez takla atarken ağzından ateş çıkarma rekorunun sahibi Ryan Nguyen. Kadir Çöptemir abim ben Ryan. Pascal Numa da burada. Alo. Ne haber lan gereksiz? Bu şişirdin adamı. Bırak bu işleri. Alo Ryan kardeşim. Şimdi sen Pascal'a bakma şimdi. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Bir insan evladının aklına ya ben havada 14 takla atarken ağzımdan alev çıkarmaya uğraşayım fikri niye geliyor abi? Hadi geldi diyelim, böyle bir işe niye girişiyor abi? Senin yanında hiç mi sevenin abi dur ne yapıyorsun saçmalama bunlarla uğraşılır mı diyenin yok kardeşim benim. Ha? Evet. Ha, anlıyorum. Ne diyor ki abi? Kendini savunacak. Nesi olabilir? Diyor ki abi diyor. Evet diyor, ilk bakışta öyle geliyor ama diyor. Ben bu işten ekmek yiyorum diyor. Beni diyor ekstralara çağırıyorlar abi diyor. Ben havada ağzımdan diyor alev çıkarıp döneliyorum diyor. Ekstra başına 2500 avro para koparıyorum diyor. Fena mı bu devirde abi? Haftada 2 ekstra gitsem dünyanın parası diyor. Abi sen ne diyorsun? Deli para. Biz de deneyelim. Pascal, mesela şirketlerin bayi toplantılarında, kick-off toplantılarında inanırsan her şeyi yaparsın konseptiyle seni çıkaralım. Bak çok çalıştı. Havada 1 dakikada işte 14 takla atıyor. Siz de şirketin koyduğu hedef rakama ulaşabilirsiniz mesajıyla efendim paraları götür. İşte kardeşim, buradan da bir mesaj vermiş olalım. Deli parayı duyunca olmaz işlere bile yaparım abi diye girersen böyle madara olursun. Akıl mantık çizgisinden sapmayacaksın. Felsefe diye bir şey var. Felsefenin kocaman bir dalı var, mantık. 5000 senelik bilim bu. İnsan akıllı davransın diye 5000 senedir uğraşılıyor ya. Gele gele ağzından alev çıkarıp 14 takla atıp para kazanırım diyen insanoğluna mı geldik yani bu kadar yılda, 1000 yılda? Kadir be, ne duruyor musun? Ya Pascal'ım, bak
Bu çiftlik bank rezaletleri yok. Geçmiş dönemde banker faciaları, banka krizleri, işte bütün bunlar bir an önce yırtmak derdinden kaynaklanan işte. Ya sen yaptığın için en iyi şekilde yap. Yırtarsan öyle yırtarsın. Misal Pascal, şimdi sen bir call girl olmaya karar versen olabilir misin? Abi bu örnekleri kendi üzerinden versen olmuyor mu? Yani herkesin yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Efendim? Alo. Ha efendim. Ha kimsin? Ryan mı? Ha hangi Ryan? Rekortmen mi? Biz aradık ya. Ha doğru ya, dakikalardır bekliyor adam ya. Lafa daldı. Kusura bakma Ryan. Canım sağ ol. Sağ ol, canımsın canımsın. Keşke bir de adam gibi bir işin olaydı ya. Ne diyor? Vallahi abi diyor, çok tatlı geyiğiniz var diyor. Terapi gibi geldi bana diyor. Bundan sonra sizi dinleyeceğim diyor. Baş tacısınız diyor. Bak ne güzel bir kardeş. Sen de Kadir. Çocuğa hata yapıyorsun. Yavrum ben onun iyiliği için söylüyorum. Şimdi gelsin ne yapsan gider, 65 yaşında havada takla atıp ağzından alev çıkarsan adama şovman değil teneşir orozu derler. O ne demek? Yani yaşı ilerlediği halde sağa sola atlayıp zıplayan, hatuna yürüyen yaşlılara teneşir orozu diyorlar. Teneşir ne demek? Ya bu ölülerin yıkandığı mermer masaya teneşir deniyor. Kadir biz teneşin orozu muyuz? Henüz değiliz ya, yaşımız itibariyle rahat ol, henüz değiliz. Oh. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Dinleyici sorusu var. Oku abi. Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir, tweetlerinizi bekliyoruz. Mengiz demiş ki, Kadir abi demiş, Kate Winston'la ablamızla yaşadığın kısa dönemli aşk sürecine Titanic'te oynarsın oynayamazsın diyerek kavga edince ablamızın kariyerini tercih ederek seni terk etti, neden bizden yıllarca gizledin? Doğru mu Kadir? Doğru Pascal, doğru. Kate Winslet'la fırtınalı aşkımız Titanic filminin çekimleri sırasında bitti. Nasıl oldu abi? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Londra'da Soho sokaklarında müzikal biletlerini kara borsada satıp yolumu buluyorum. Bir gün Piccadilly Circus metro durağının önünde, hadi beyler hadi beyler, çiti çiti bank çiti çiti bank, Mamma Mia, Aslan Kral, Holiday ile ön sıradan biletler, bilet 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 bilet, hadi beyler hadi beyler hadi beyler, ben dız dız yapıyorum, bu geldi. Kim geldi? Kate Winslet geldi, müzikal seyredecekmiş. Bodyguardlar falan açtı, tam önümden geçerken bana baktı, göz göze geldik. Kate Winslet ferma attı kaldı. Korumaların arasından geçti. Halkı yara yara bana doğru yürüdü. Pardon bir takke bakar mısınız dedi. Buyurun Kate Hanım, ne vardı dedim. Senin olmak istiyorum Elazığlı, al beni. Kömürhan Köprüsü üzerinde orjiye boğ dedi. Ayda. Kadir ya, kız nereden anlamış? Ben de onu sordum. Hı. Almasını alırım, senin gibi bir yavruyu bulmuşum, hiç durmam ama benim Elazığlı olduğumu nereden anladın Kate Winslet dedim. Hı hı. Ondan sonra bir kadına sadece gözleriyle bakarak seni istiyorum diyebilen erkekler bir tek Elazığ içmelerden çıkar. Gözlerine baktığım an beraber yaşayacaklarımızı minüt bay minüt göz bebeklerinde gördüm. Bana her şeyi bir anda yaşattın Elazizli dedi. Vay arkadaş, ne Elazığ ya? Sorardın mı? Aldım. Fırtınalı bir ilişkiye başladık. Derken bir gün buna film teklifi geldi. Hangi film? Ben de onu sordum. Filmin adı nedir dedim. Titanic dedi. Aha. Titanic nedir lan canına yanayım dedi. Kim var ya dedi. Buzdağına çarptı battı dedi. Titanic mi diyorsun kız dedim. Ay, ameli gibi Titanic deme lütfen. Onun doğrusu Titanic dedi. Ya bana öyle ağzını eze bura konuşma zalimin kızı. Koş bana tarhana çorbası pişir. Allah Allah, tarhana çorbası, karpanca çorbası yap dedim. O ne demek ya? Karpanca çorbası. Ya hamuru böyle leblebi gibi yapıyor, içine soğan, domates, nane basıyor, pişiriyor. Basit ama acayip nefis bir çorba. Ne anlatıyordum ben ya? Kent Winslet, Titanic, aşk. Teklif yani. Sonra? Ben de Kate'e sordum. Kate dedim, filmde dedim emükleme sahnesi var mı dedim. Of yedim dedi, düz gibi film. Ben öyle sahneler olan filmde oynamam ki zaten dedi. Tamam lan dedim, ben de izin verdim, gitti çekmeye başladı. Bir gün sete gittim, baktım parlak bir oğlan var başrolde. Kimsin sen lan dedim. Abi dedi, ben Leonardo DiCaprio'yum dedi.
Bu filmle kendime akıcık bir mecra bulurum diye düşünüyorum dedi. Kiradayım abi dedi. Anama bir ev alacak para biriktirmek için girdim bu işe dedi. Biz bu Leonardo DiCaprio ile bir kaynaştık, bir sevdik birbirimizi. Bir gün Leonardo beni aradı. Kadir abi dedi, sana saygıda sonsuzum dedi. O yüzden dedi bu telefonu açıyorum dedi. Yarın dedi Kate Winslet yengeyle diyor dedi. Yarıslamalı dedi bir sahne çekeceğiz dedi. Haberin olsun abi dedi. Sana dedi bir yanlış yapmam dedi. Sen delikanlı adamsın ama dedi. Bu da ekmek parası, kusura bakma, yaslamak zorundayım dedi. Kedite dedi geminin burnunda çatır çatır yaslayacağım dedi. Neyi yaslayacak? Başına, omzuna yaslayacak. Aa. Onu derhal Kate'i aradım, kızım dedim bak filmde yaslamalı sahne varmıştı dedim. Niye bana söylemiyorsun lan dedim. Ay kariyerim için mecburum dedi. Yaslatmazsam rol vermiyorlar Hollywood'da dedi. Sen bunları düşünme, aldığımız milyon dolarları düşün. Al sana 50 bin dolar dedi. Önüme dolar attı. Sen ne yaptın? Aldım abi. Aa. Ya 50 bin dolar Amerika'da büyük para Pascal. Gittim bir tane Harley motor aldım. Route 66'da yol yaptım. Kate'e de mesaj bıraktım. Kusura bakma, yaslamalı sahnede oynayan bir sevgiliyle ben yapamam. Kariyerinde başarılar dilerim diye yazdım. 50 bin doları da tazminat olarak cebellezi ettim. Ondan sonra mutlu oldum. İyi ki yapmış mıyım? İyi yap, iyi yapmışsın abi. Tabii tabii. Tebrik ederim. Gel. Öpeceğim seni. Mersi canım. Bu kavramdan dolayı zaman içerisinde ben de kendimi tebrik ettim. Aragaz. Aragaz. Kadir. Evet Pasko. Senin için süper diye buldum. Sen bulduysan kesin bunun altından bir pislik çıkar Pasko. Dur bakayım sonra. Ne diyetiymiş yavrum bu? Taş devri. Taş devri mi? Evet. Al işte. Dakika bir, gol bir. Sen bana mağara adamı mı diyorsun Pascal? Ha? Sen Kadir abi nefret çakmaş taş mı diyorsun lan? Hey? Alakası yok. Bence süper. Ne? Ne süper? Olay ne? Aile var ya. O devirde yaşıyorsun gibi. Vallahi. Ya ne yapayım Pascal? Kıyafetleri atıp ayı postunu mu geçeyim? Gidip ayı mı avlayayım yani? Kardeşim, beslenme ve hareket. Mesela? Asansör yok. Merdiven. Şimdi orada dur. Taş devrinde merdiven diye bir kavram mı vardı ki ya? Bu nasıl taş devri? Tırmanmak gibi. Öyle düşün. He. Plazanın bilmem kaçıncı katında oturuyorum ben. Ondan sonra o diyet olmaz. O diyet, o intihar olur. Ona intihar. 50. katta mesela. 50. kata iniyorsun çıktın. Kalp krizi geçiriyor insan. Beslenme nasıl? İşlenmiş gıda yok. Doğal. Tabii canım. Hatta şöyle yapayım. Canım et mi istedi, gidip dana avlayayım ama silah milah yok. Sopanın ucuna taş takıp mızrak gibi kullanıp avlayayım. Yüzeyim ondan sonra güzel onu, parçalayayım, öyle pişirip yiyeyim. Ocak da yok ama tabii, fırın yok zaten. Ne yapalım artık, tahtaları birbirine sürtüp ateş yakacağız. Hatta dur ya, nasıl olsa taş devri. Ben direkt danayı ısırırım buttan yani. Bunlar ne saçma sapan diyetler Pascal, bana bunlarla mı geliyorsun of, ya? Kadir abartma ya. Hayır yani yavrum, abartmasam değil ama yani senin bu dediğin diyeti yapmaya kalksam ölürüm. Konya'da ödül töreni sunacağım diyelim. Bir ay önceden yola çıkıyorum ben, yavaş yavaş dinlene gideyim diye. Kadir ya, sana var ya iyilik yaramıyor. Bana iyilik değil Pascal, bana taş devri yaramıyor. Gözünü sevdiğim medeniyetinden niye vazgeçeyim ya? Kendi pastırmamı atın sırtına atıp kendim mi yapacağım aslan kardeşim ya? Ne atı ya? O ne öyle? Ya tarih bilmiyor ki. Ben burada harçtan gazel okuyorum. Ya ilk pastırman çıkışı öyle ya abi, hani Türkler göçebe, efendim buzdolabı yok, ev yok, eti kurutuyorlar tesadüf, et atın sırtında, atın terinin tuzuyla, güneşin ısısıyla pişiyor oluyor sana bastırma. Kadir abine geleceğim, biraz ders çalışıp geleceğim aslanım. Kardeşim bir şey de bilme. Sen de bir şey bil. Aragaz. Aragaz. Pascal, kadın erkek eşitliğine inanıyor musun? Kadir, yakma bizi. Yavrum, söyle. Herkes fikrini söylemekte özgür ya. Kadınlar daha özgür. Ha, bak işte adam çat pat Türkçesiyle nasıl güzel özetledi mevzuyu. Durum tam da bu. Çat pat Türkçe sensin. Pascal, konumuz bu değil. Bırak şimdi. Alınganlığın gereği yok canım. Konu değiştiriyorum. O niye yavrum? Abi, başımızı yakacağım. Korkma yavrum. Ben kadın erkek eşitliğine İnanmıyorum mesela. Açık ve net. Sebebi ne? Sebebi de kadınların çanak tuttuğu pozitif ayrımcılık. Sevgili kadınlar, bu kaşınıyor. Ben masumum. Ya bırak ya çekmeyi.
Kadınları senden çok seviyorum, o ayrı, ama bu konu başka bir konu, apayrı bir konu yani. Anlat. Niye böyle? Şimdi bak, geçen Dünya Kız Çocukları Günü diye bir gün gördüm Twitter'da. Kadın erkeği kutluyor. Ya dedim, yani yeni nesil erkek çocuk olsam, yani internet kullanan, sosyal medyadan haberdar, bunu görsem derim ki neden kız çocukları ya, neden çocuk günü değil? Değil mi? Mesela bak, neden erkek çocukları günü demiyoruz? Neden çocuk günü değil? Daha çocukken başlıyor ayrımcılık ya. Nasıl ya? Sen şimdi kız çocuklarına kıskandın mı? Ya al işte benim güzel kardeşim, uyar mısın acaba sen biraz? Ben ne kıskanacağım? Koca herif kız çocuklarını, sonra anneler günü var. Dünya konuşuyor. Hediyeler havalarda uçuşuyor. Babalar da var. Ya babalar gününü sallayan kaç kişi var ya. Sanki böyle tamam lan, tamam ağlamayın. Ha, bu da sizin gününüz olmuş diye atılmış bir anneler günü gibi babalar günü yani. Ne zaman anneler günü? Mayıs'ın ikinci pazarı. Babalar günü ne zaman? Bilmiyorum. Al işte, ne oldu? Anne misin ya? Ha? Anne misin sen? Bak, anneler günü tak diye söylüyorsun, babalar günü hakkında fikrin yok. Çünkü sen babasın bir de yani. Vallahi haklısın. Tabii. Daha bitmedi. Bir bomba daha geliyor. Sen hiç boşandıktan sonra eski kocasına nafaka ödeyen kadın diye bir şey duydun mu? Hmm. Bak yandı, beyin yandı. Beyin yandı. Öyle ağzı açık bakıyor bak, mal gibi bakıyor. Şu an Pascal, siz görmüyorsunuz, mal gibi bakıyor. Eski kocasına nafaka ödeyen kadın olur mu abi? Çünkü 404 not found. Cebe sokulabilen kırmızı fil gibi bir şey dedim ben. Kafa karışıyor değil mi? E hani eşitlik abi? Kadir, ne olur. Niye ya? Sus. Gerçekler bunlar değil mi kardeşim? Abi biraz daha konuşursam kadınlara küseceğim. Ha, ay ben sana kıram ha. Küçük küçücük kuşuza ya. Öyle küçük küçük bir dağıtacağım de. Şimdi anladım. Gene neyi anladın ya? Ha Pascal, neyi anladın? Gene neyi anladın yavrum? Abi sen bile kadınlara küsürüp rekabet aza ettiriyorsun. Öh be kardeşim. Yok LeBron James yani. Aragaz. Aragaz. Pascal, sonunda buldum. Ne buldun abi? Ne oldu? Abi beni mahveden şey gece yemesi yani. Ah. Ben bu gürbüz formumu korumanın yegane sebebi gece dayanamayıp dolaba dadanmam, biliyorsun. Herkes biliyor. Ben değil sadece. İşte buna kesin çözüm buldum. Buzdolabına kilit. Ya Pascal. Hı. Sence benim açlıktan gözüm dönünce kilit mili tanır mıyım ben? Ha? Kırıp geçmez miyim lan o kilidi? Aduket çekerim o buzdolabına, uçan tekmeyle açarım o dolabı. Tamam abi, sakin ol. Ya servis yapması için eve güzel bir ocak hostesi alacağım ben. Ne yapacaksın? Evde bana servis yapması için güzel bir hostes tutacağım, ama çok güzel olacak. Abicim sen lord musun? Bunun lordlukla ne alakası var? Ha? Bu sağlık meselesi. Hayat memat meselesi. Kadir, gece yemenle ne ilgisi var? Çok ilgisi var Pasko. Hatta tamamen bununla ilgili. Bak hemen açıklıyorum. Ben ne zaman uçsam ve ne zaman uçuşumdan efendim hizmetime güzel bir hostes denk gelse, ona cool görüneceğim diye içim kazınsa bile ne alırsınız diye sorduğuna sadece kahve diyorum. Bak ben böyle bir insanım. Uçakta business yemeklerini düşünüp çocuklar gibi şen olan ben, güzel hostesi görünce aç hayvan gibi görünüp karizmayı çizmeyeyim diye istemsizce kahve diyorum. Düşünüyor musun? Kadir sen var ya, tam şafşansın. He öyleyim valla. Dalga geçme. Gençken de böyleydim ben. Otobüs yolculuğunda görüş açıma güzel bir kız denk gelirse topyeki elimin tersiyle çeviriyorum, düşünebiliyor musun ya? Ya ben kadınları yemekten daha çok seviyorum galiba Pascal be. Hiç bilmiyorum. Ya bunu sen nasıl anlayabilirsin ki Pascal? Beyefendi siz kadın mısınız? Nereden bileceksiniz bunu ya? Bak sana ne diyorum. Kadına cool görünmek için aç kalabilen adamım ben. Kardeşim o zaman git güzel bir kadınla evlen. O seve o sesi gerek yok. Kardeş dedik, bağrımıza bastık. Adam bizim başımızı yakmak için fırsat kolluyor, yazıklar olsun. Hayır işte. Ama kadınları çok seviyordum. Oğlum zaten kadınları çok sevdiğim için bunu başımın yanması gibi görüyorum yani. Ben gidip bir güzelle evlensem diğer kadınların gözyaşları sevilip çağlamaz mı zannediyorum? Kim dindirecek onların ağlamasını ya? Ben kadınlara özel bir haksızlığı nasıl yaparım Pascal ya? Nerede adalet ya? Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Sence yeni nesil şanslı mı? Tabii ki. Neden? İmkan, teknoloji, bir sürü.
Ne daha bir sürü ne bir sürü ne? Ne bileyim ya Kadir ya. Bilemezsin işte, sayabileceğin başka bir şey yok çünkü. Bence yeni nesil çok da şanslı değil Pascal. Neden abi? Abi her şeyden önce bir kere sokakta beraber oyun oynamanın tadını bilmiyor. Hiçbiri. Gitgide cesaretini yitiriyor çocuklar. Daha korkak, daha içine kapanık bir dünyanın fertleriler. Ama Kadir, sokaklar eskisi kadar tekin değil. Ya zaten asıl üzücü olan da bu. Yani dünya daha güzel ve güvenli bir yer olmuyor. Zaman geçiyor, dünya daha tehlikeli bir yer oluyor. Tamam teknoloji ilerliyor ama insanlık geriliyor. Ben çocukluğumda sokaklarda donsuz gezerdim, ne olurdu. Şimdi neredeyse zırh giyip sokakta dolaşacağız ya. Hele büyük şehirlerde sokakla iletişim yok çocuğun. Okul servisine veriyor anne baba. Servisten okula, okuldan yani serviste okula gidiyor. Çıkışta bir yetişkin ya da öğretmen bindiriyor. Ondan sonra geliyor eve giriyor. Hafta sonu ev ya da dershane ya da kapalı alanda AVM en fazla. Yani anne babasıyla çocuk bunları yaşıyor. E ne zaman sokağa tanıyacak bu çocuk? Sokak çok mu önemli? Ne demek abi, sokak hayatın kendisi. Bir gün o sokağa çıkmak zorunda. O zaman da çocuklar evde kapatılıp bir anda sokağa salınan kedi gibi oluveriyorlar. Ayrıca zaten insanlığın buluştuğu yer sokak abi. Ev bireysel, sokak toplumsal, yanlış mıyım? Kadir. Efendim çiçeğim. Sen filozof musun? Niye böyle konuşuyorsun? Ya Pascal'ım bakma benim sürekli şakalar, komiklikler yaptığıma. Benim içimde böyle bazı dinlenemeyen, bir türlü engelleyemediğim bir Aristo, bir Descartes var ya. He, düşünüyorum öyleyse varım. Yok ya, tam olsun ya. Ne yarın ne tam, ne diyorsun ya? Yani düşünüyorum ve bu beni çok acıktırıyor Pascal. Öyleyse yarım döner mi söylesek programdan sonra diyecektim. Sonra dedim yarım sana ne der, tam ekmek söyledim. Of ya, adam var ya anında özüne döndü. Öyle deme Pascal. Ben biraz da çok düşündüğüm için kilo alıyorum ya. Çok düşünmek insanı çok acıktırıyor. Çok acıkınca çok yiyorsun. Çok yiyince de çok şişiyorsun. Şişmanlığa meyyalim yani. Vallahi zekadan, hep fazla zekadan yani. E düşünme. E senin için kolay tabii. Benim elimde mi? Sende bir kafa yok ki. Gel zekalı. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Banksy'yi bildin mi? At mı? İnsan abi. Ne insanı? Sanat insanı abi. Aynı zamanda aktivist. Ben de aktifim. Ne farkınız var? Oğlum adam ressam, sokak sanatçısı. Bir resim yapmış. Beyaz kağıt üzerine bir kız çocuğu kalp şeklinde bir balon uçuruyor. Aa, bu resimler var ya. Bu kalp şeklindeki balonlar. Çok moda ya. Evet. Ondan sonra hakikaten moda. Flörtüyle gezerken balon şeklinde kalp almayanı dövüyorlar yani. Sokakta çift olarak gezen kim görsem ondan sonra kadınların elinde kalp şeklinde balon. Büyüyün kardeşim biraz artık. Ama abi romantik bir şey. Ya bilek ne romantik ya. Ben asıl kadınlara akıl erdiremiyorum. Nedir ablacığım bu balonda sizi tavlayan? Balon ya bu. Sevgilisi ona balon veriyor, mutlu oluyor kadın. Allah Allah, böyle bir şey var mı ya? Bu balonun kadın ruhu üzerindeki pozitif etkisinin sebebi konuşulsun. Nedir mesela Pascal? Ne olabilir? Abi şimdi büyük detayların bizim üstümüzdeki etkisi nasılsa öyle bir şey. Ha, bak değişik bir açılım getirdin sen şimdi. Getiririm. Hem de var ya, hiç beklemediğin anda. Peki o zaman bu konuda kadınlara hak verelim yani, değil mi? Doğru, o zaman haklılar. Neyse mevzuya dönelim. Bu ressam, aktivist, anarşist, sanatçı Banksy bahsettiğimiz balon tutan kız çocuğu resmini müzayede de tam 8 milyon yani Türk lirasına çevirsek 8 milyon liraya satmış. Yuh, paraya bak. Ya maliyet sıfır ya. Bir tane kağıt, kurşun kalem, bir kırmızı boya. Efendim resimde boyalı tek yer kalp şeklindeki kırmızı balon. Tam 8 milyon lira kesiyorsun, güzel iş. İşte Kadir, ben buna büyük sanatçı derim. Tabii tabii, bak daha mevzu bitmedi, dur dinle. Bu Banksy ondan sonra resmi çerçeveletmiş. İçine de portatif bir kağıt öğütücü yerleştirmiş. Resim 6 milyona müzayedere satılmış. Sahibine teslim edilirken resmi yapan Banksy uzaktan kumandayla kağıt öğütücüsünü çalıştırıp resmin yarısını doğramış. Gitti resim. Resmin değeri düşmüştür değil mi? Düşmez mi ya? Kesin yarısı gitti. Elif yarısını kesmiş. Düştü, iki katına çıkmış. Yok artık. Abi arayalım bu Banksy'yi. Ne oluyor, nasıl oluyor bu işler, bir soralım ya. Ha? Ara abi ya, merak ettim ben ya. Arıyorum abi, arıyorum Banksy'yi arıyorum. Çok
Çalıyor, çalıyor. Alo. Beyaz kağıda yaptığı kaç şeklinde kırmızı palan tutan kız çocuğu resmini müzayedede Türk lirası karşılığı olarak 8 milyon gaymeye sattıktan sonra resmin yarısını kağıt öğütücüyle doğrayan ressam Mangzi ile mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun beyaz kağıda yaptığı kalp şeklindeki kırmızı balon tutan kız çocuğu ve ben Kadir Çöpten, Pascal Numa abin de burada lan. Alo oğlum, var ya güzel tezgah, bravo bravo, bize de öğret ya. Alo, şimdi bu beyaz kağıda yaptığı kalp şeklindeki kırmızı balon tutan kız çocuğu resmini müzayedede 8 milyon TL'ye sattıktan sonra resmin yarısını kağıt ötücüyle efendim doğrayan bank... Yeter. Uyuma lan. Okay. Banksy, ressam, ben bunu söylerken Pascal da böyle kayıyor sağa doğru. Evet. Yapar. Be, doğrayan ressam Banksy, sana bir şey soracağım. Sen şimdi bu resmi 8 milyona satıyorsun. Resim alıcıya teslim edildiğinde tablonun içindeki portatif kağıt doğrayıcıyı çalıştırıyorsun. Resmin yarısını doğruyorsun. Resim 2 saatte 2 katına çıkıyor, değer kazanıyor. He? Ne dedi? Doğru dedi. Alo baba ya, kardeşim bu dümeni bize ne anlat ya? Hadi ya. Evet evet. Ha anlıyorum tabii, anlıyorum. Ne diyor? Ne oluyormuş? Abi diyor, sanatçıysan büyük kazanmak için adını marjinale çıkarman gerekiyor diyor. Adın marjinale çıkana kadar diyor bir güçlüğüm var diyor. Adın marjinale çıktıktan sonra diyor ense kılını sanat eseri diye diyor internete koy diyor. Ona bile para yağdır iler diyor. Kadir ya, hemen abi adımızı marjinale çıkaralım. Hadi yani, hadi Kadir. Oğlum zaten radyolardaki en marjinal program bizim program. Daha marjinali mi var ya? Takdir ettim. Ya Kadir, şöyle bir tezgah. Kuramadık ya. Alo Banksy. Canım sana kolay gelsin. Hadi hadi canım. İşin gücün rast kessin, tabancandan ses kessin canım. Bitmedi mi bu günlük program? Abi bitti. Finito. Ey be cumartesi be. Sabahın yorganı depikliye depikliye. Ah. Efendim güzel, gönlünüze göre eğlenceli dinlenceli bir hafta sonu geçirin. Ondan sonra mayın pazartesi günü Allah ömür verirse, nasip ederse kaldığımız yerden devam edelim. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.